Geri geldik arkadaşlar. Total War Warhammer 2 serüveninde yeni bölümdeyiz ve yeni bölüme sevgili Genay XO667'nin aboneliğini kutlayarak başlıyoruz. Hoş geldin dostum. Prime'la aramıza katıldığın için çok çok teşekkürler. Balım. Atlıları bana ver. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben bunlarla bana kuşu vermeseydin keşke. Bir kuş geliver. Geliver kuşumu. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Ben ne yapacağım biliyor musun? Atlılarla gidip mancınıkları arkalayıp sana yardıma döneceğim. Çok iyi olur. Ben yayabildiğim kadar yaydım o orduyu. En iyisini yaptın. Kartal'la da ben bir şey yaparım. En kötü. Bölüm 22. Şey 23 galiba. Evet 23. 20-21 en kısa sürede yayınlanacak. 22 bugün çekildi. Bölüm 23. Seriyi takip edenlerin olması beni mutlu ediyor bu arada ya. Çünkü ben oynamaktan inanılmaz keyif alıyorum. Arkadaşlar bunlar da bu arada isyancı cüceler. Madenleri almak için geldiler. Arkada mancınıkları var. Mancınıkları çok tehlikeli. Bizim temel amacımız ana ordunun fokusunu çekmeden, şuradaki çocukların fokusunu çekmeden buradan yardırıp şöyle zınk diye mancolara çakmak. Bizim amacımız hazır, bu. Hazır sen başlatıyorum. Ben hazırım balım. Buradayım. Seriyi buradan izleyip YouTube'da açıp AFK bırakıyorum. Ha teşekkür ederim Royal Nom'un ya. Vallahi sağ olasın. İyi güzel 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 güzel. Kimsenin fokusu bizde değil. Kimsenin fokusu bizde değil. Çok iyi. Egeciğim biraz ilerlemelerini bekleyeceğim balım. Oha bu okusun nasıl okusu değil manzım. Hı hı onlar manco. Nasıl bilmez bu var. Eyvah! Ege bunlar patlayıcıları olan madenciler. Eyvah. Üzerine dinamit atacaklar Ege. Bana niye hep son teknoloji isyancılar veriyorlar? Ve harbiden okçuların menzili çok yüksek. Benim okçuların menzili ne? Ha yok. Aa, okçularının menzili kanka 160, senin okçuların menzili 180. Bir şey söyleyeyim mi? Kartallarla giderek en iyisini yaptın. En iyisini yaptın o mancınıkları tutarak. Herodur ötekini de alabilirse şu. Geliyorum geliyorum atlılarla da. Bak. Dinamit sallıyorlar. Dinamit sallıyorlar. Eşoleşekler. Oy iyi vuramadı 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 vuramadı. Güzel 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 güzel. Götten girdim onlara. Helal be. Tamam kendilerine patlayıcı atarlarsa kendileri de patlarlar. Bitti gitti. Bebek sen kartalını başka şeylerde kullan. Ben burayı aldım. Buradan komple diğer madencilere döneceğim. Patlayıcılı madenciler geliyor. Güzel 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 güzel. Dön oraya. The Alpha Lord hiçbir fikrim yok dostum ya. Ama aboneliğin bitince bakiyen varsa kartında eğer iptal etmezsen şayet otomatik yenilenir yani aboneliğinin avantajlarından dilediğin gibi faydalanabilirsin. Yani sağladığın en büyük avantaj büyük ihtimalle yavaş moddan etkilenmeme ve şeydir yani. Yayın tekrarlarını anında izleyebilmedir diye düşünüyorum. Sen de onlardan dilediğin gibi faydalanabilirsin. Yürü 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 yürü. Ben buradan okçularına doğru gideceğim. Ege buraya ok yağdırıyor. Ben oraya girersem ayvayı yeriz. Sen abi, kartalın oraya girme istersen kartala yardım edeyim hemen. Kartalın oradakilere sıktırma. Gelip kartalı kurtarayım. Lord'u da burada zaten. Lord'unu sıkıştırayım atlılarla. Aynen öyle. Hmm.
Güzel güzel, çocukları çok iyi malamat ettik. Ya bu arada elfokçuları galiba kendi adamlarına sıkmıyor ya. Ya da böyle friendly fire'ları çok çok düşük. Ben doğru düzgün dayak yediklerini görmedim. Yusuf Ataş, Prime'ın avantajıyla aramıza katılmış. Yusuf'cum çok teşekkürler. Desteğin için çok çok sağ ol dostum, eyvallah. Hoş geldin. 3 tane madenci geri geliyor abi toplanıp. Yolda yeni dinamit falan bulmadılarsa sorun yok. Var. Dinamitleri var. Dinamitleri var. Dinamitleri full, oraya doğru dönüyorum ben. Baksana, yaktılar bizi cayır cayır. Ya ben kartarlı sulu orada bir şey yapayım. Allah'ım uğraştım isyancılara bak ya. Hallederiz, hallederiz, hepsini hallederiz. Hallettik. Eline sağlık Ege, çok da güzel hallettik yani bence. Senin de abi. Ha, Yusuf Ataş, bu arada sen de tekrardan hoş geldin, sağ olasın. Kılıcın keskin olsun abi, eyvallah. Seni ilk izlediğimde 12 yaşındaydım. Zaman çok hızlı geçiyor. Warband'ı senden izleyip öğrenmiştim, satın almıştım. Şimdi 19 oldum. Vay be! Beraber geçirdiğimiz 7 sene ha? Ciddi ciddi. Eyvallah da Alfalar, çok teşekkür ederim. Arkadaşlar böyle görmeniz lazım ya, yani şimdi işin şöyle bir güzelliği var. Abi tanıdığın insanlar gerçekten hayatlarına çok güzel çeki düzen veriyorlar. Yani çeki düzen veriyorlar dediğim, beraber büyüyoruz. Hani hayatınıza konuk oluyorum, buna şahitlik ediyorum. Bu çok çok hoş bir şey ya. Ben misal ablamı ilk tanıdığımda ablamın... Ay! Abi ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Oyun iptal oldu, istemci oyundan ayrıldı diyor. Bana da öyle diyor. İnşallah fight sonrası save almıştır. Bence almadı. Ben internetim falan kopmadı, yayın devam ediyor. Benim de kopmadı. Oyunun bir aptallığı galiba. Ya misal ben ablamı ilk tanıdığımda iki çocuğu vardı, daha üçüncü doğmamıştı. Yani üçüncü bizle beraberken doğdu. O güzel oluyor. Tur başına save alır. Eyvah. Bir turda. Sıkıntı yok ya, hallederiz yine aynı taktik. Kaçıncı bölüm? Bölüm 23 beyefendi Timur. 2-3 yıldır takip ediyorum. Çaresim, sağ olasın. Benim de 2-3 sene oldu galiba, eyvallah. Hatta sen çalışıyordun, akşam eve geliyordun, video bekliyordun. 7. sınıftaydım. Emre diye arkadaşım vardı. İlk o seni önermişti. Emre'nin o zaman ağzına sağlık, ne diyelim. Eksik olmasın. Çok teşekkürler. Yep. Evet, belli bir dönemler işten döndüğüm zaman çekiyordum videoları. Birkaç işte çalıştım işte. Okuldan dönünce, üniversiteden dönünce falan filan. İyi gidey be. Güzel zamanlardı be. Ha, ben turu salacağım, bu çocuklar öyle sana dalacaklar. Yalnız dinozorlar da bir daha. Oto salarız canım dinozorları ya. Oto salarız dinozorları, ne yapalım? Yapacak bir şey mi var sanki? Senden özenip şu oyunları almayacağım, ben oynayınca tadı kalmıyor. Hangilerini misal, Royal Nom? Oto'da daha çok kill aldılar, fark ettin mi? Evet, daha çok güzel. Aha, bu sefer patlattı. Evet, bu sefer patlattı mekanı. Oto'da daha çok farmladılar. Teşekkür ederim Noyer Memo. Sağ olasın, eyvallah. Bizi iş anılarını anla, çok eğlenceli. Ya o kadar matah şeyler yaşanmıyordu ya. İşte ya çalıştığın iş yerinin sahibinin çocuğu şımarık olunca seni asansör boşluğuna falan kilitliyordu böyle. Ya çocuğun ehliyeti yok, 10-13 yaşında bir araba kullanıyor herif. Yani araba bizim mahalleden pahalı. Mahalleden pahalı diyorum bak. Samimi söylüyorum sana bunu, ciddi ciddi. Sen sinir yapıyorsun falan ister istemez. Tahammül etmek zorunda olduğun insanlar sıkıntılı falan. Tatlı şeyler değil yani, tatlı şeyler değil. Bu arada hakikaten öyle yani, çocuğa bir araba veriyorlar lan 13 yaşında, ayağı gaz pedalına yetişmiyor. Verdikleri araba böyle bizim mahalleyi çıkarır.
Ya Allah daha çok versin herkese tabii de. Bence bir çocuk o kadar şımartılmamalı ya. Yani yok dendiği zaman da olmadığını bilmeli abi. Şimdiki çocuklar öyle yetişiyor misal. Adamlara yok diyemiyorsun. Maçan yiyorsa hadi bir yok de bakayım neler oluyor. Halıya sıçmakla mı tehdit ediyorlar? Ne yapıyorlar artık bilemem. Dünkü oyunu aldım gene sarmadı, senden bekliyorum. Hangisi? Royal No? Dünkü oyun? Şey mi? Judgment mı? Spec Ops mu? Bana yok diyorlar ya, öyle olması lazım zaten. Ya orta rayon görevlisi olarak çalıştım bir mağazada. Sonrasında komilik yaptım dostum. Böyle hani 10 liralık yemeği 200'e satlayan bir restoranda komiydim. İşin arka planını bildiğin zaman o tabaklar falan sana bir dokunuyor biliyor musun? Hiç oradan gidip yemek yemedim misal çalıştığım yerden. Hazır mısın? Hazırım. Bir daha. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. 2 dakikalık iş hemen halledilir. Selamlar Fırat, merhabalar, hoş geldin. Kaç kilosun? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Oğlum kilomu ne yapacaksın ya? Bu sefer bunlar çok uzaktan sıkıyorlar. Geç mantıklı değil. Normalde sıkamamaları gerekiyor. Ha, kartala sıkıyorlarmış. Kartalı biraz erken mi yolladın balım? Konuşamaz. Lan dedim bende ne oluyor? Mavi kısa kollu bir tişörtüm vardı, hiç unutmuyorum. Doğrudur. Oo maşallah. Senin adamlar öyle bir sıkıyor ki, bir de bu savaştığın cüce savaşçıları falan acayip tiyarlı. Senin kartalı yediler bu sefer Ege. Atlar gel. Yani. Ya biraz erken gelince onlar ana hat yerine kartala odaklandılar ya, o sıkıntı oldu. Geliriz geliriz, her türlü üstesinden geliriz de. Olur olur, yeriz de. Ben Disco'da çalıştım bir ara, o kadar yoğun oluyordu ki arada yedekteki bardaklar da bitince bulaşık yetişmiyordu. Son tarih içini dök, tekrar doldur, yolla. Tabii canım, bizim restoranda da öyleydi ya. Bir bardak geliyor usta. 800 parça mı geldi? 400 parça mı geldi? Öyle bir şey geldi. Yarısını sildim artık. Ya temiz bardakları biz niye siliyoruz abi? Ya yarısını sildim. Dedim bugün herhalde bu kadar bardak tüketilmez. Mümkün değil. Bardakları yiyecekler mi? Bitti kanka. 200 bardak bitti yani. Sildiğim 200 bardak. Kalanlar daha silinmedi. Bir lagladı oyun. Sıkıntı değil. Benim şefler var böyle. Şeflerle beraber bir oturduk abi bulaşığın başına. Hep beraber bardak siliyoruz böyle. Yolda boşları içip götürüyorduk. Afiyet olsun kanka. Afiyet olsun. Ya bizde direkt ya şey böyle. Dökülüyordu. Yani zaten başkasının tabağından kalanı yemezsin de, ne bileyim hani misal gün yapılırdı bizim evde, atıyorum teyze kısırı yememişse sen gömerdin, anladın mı? Sonuçta kısırı avuçlayacak kadar yapacak hali yok teyzenin, ama restoranda öyle bir şey olmuyordu ya. Adam hani ekmeğe dokunmamış bile olsa, yanında ekmek ikram ediliyor ya, bizim özel ekmeğimiz vardı böyle, dokunmuyordun, atıyordun. Galon galon yemek atılıyordu abi, yazık günah, ama işte iş yerinin politikası, sen çeneni açıp bir şey diyemiyorsun. Yani dersin de uzaklar garanti. Ya aldırış etmezler ki. Sadece bir kere patron geldi iş yerine. Bir defa, o da şey yani, parayı toplamaya geliyordu adam ya. Başka bir şey gelmiyordu. Kardeşim hasılat nerede? Burada adam. Hayalindeki hayat ya. İse sadece para toplamaya gitmek. Bir zamanlar sezonda çalışıyordum. Kimse çalışmasın, bir daha o durumu çekmesin diye bütün gençlere uyarıyorum. Doğrudur.
Lokantalarda ekmeği ben de yiyemiyorum. Ya kankam, bizim ekmeğimiz öyle şey değil yani, bildiğin ustaların yaptığı özenle hazırlanan köy ekmeği gibi bir şey. Bizde her şeyi ustalar hazırlıyordu. Her sabah bir ayran geliyordu kanka, bir galon ayran. Hani kocaman böyle yayık ayranı mı deniyor, ne deniyor ona tam bilmiyorum. Geliyordu böyle kocaman kazanda, 3 kişi getiriyorduk içeri, düşün. Ustalarımız falan çok maharetliydi yani. Çok güzel insanların yanında yetiştim, o açıdan sıkıntı yok da. Bu sefer biraz zor mu oldu bebek? Ya ben biraz şey yaptım hani. Aleykümselam Can Güldüken, sağ olasın, iyiyim, sen nasılsın? Biraz kuş sanki aceleye geldi gibi. Kuştan dolayı değil de genel olarak. Lord'u kolan atmam ister misin? Yok ya, zaten bitiyor. Eyvallah. Ekmek kaç TL'ydi canım? Yemeğin yanına ücretsiz veriliyor. Ekmek kaç TL olur mu? Yemeğin yanına ücretsiz sunulan ikram. Bak şimdi bizde bir menü aldın ya, diyelim sadece alelade bir çorba aldın. O aldığın çorbada bile yanına ekmek gelir, salata gelir, ezmemiz gelir, haydarimiz gelir, anladın? Çalıştığımız yerde böyleydi yani. Paket halinde servis sunuyordun. Adam masaya oturdu. Oturduğu gibi abi, adamın içeceği, salatası falan filan her şeyi hazırlanır. Öyle sipariş verir herif. Öyle. Ay, ezmişsiniz onu. Benim çalıştığım iş yerinde bahşişi müdürün çocuğu alıyordu. Bu yüzden komilik veya garsonluk yapan kişilere çok üzülüyorum. Bütün müşterilerle ilgilenmek çok yorucu. Ya kanka, bizde de öyleydi ya. Ya bir de dedikodu çok dönüyordu. Ben dedikoduyu hiç sevmiyorum. Ya dedikodu çok dönüyor derken, sen adama geliyorsun, müşteri. Nedir abi, güler yüzlü davranırsın falan. Abi bir tane arıza tip var yani, hani iki arkadaş arıza tip bunlar. Herif oturuyor aga, tamam mı? Bizde çay ikram, ücretsiz. Yani sürekli tazelenir. 6 saat oturur mu bir insan ya? 6 saat falan oturuyordu böyle. Şimdi sen şey yapıyorsun, böyle şef garson sıkıştırıyor. Çayı geç ver, kalksın artık, etsin falan filan diye. O kısımlar yoruyor abi, sahte davranmak zorunda olmak falan. Yok, hiç kendisi oynamadım. Fiyatlar ucuz muydu, pahalı mıydı? Reis, donu bırakıp gidiyordun, öyle söyleyeyim sana. Donu bırakıp gidiyordun kanka. Efendim, Serdar Aktolga fan Prime'in avantajıyla aramıza katılmış. Hoş geldin, merhabalar dostum. Hoş geldin. Ben manavda çalışıyordum, kadın bir soğan alacağım diye dizili şeyleri yayıyor. Sonra tekrar topluyordum, çok sinir bozucuydu. Öyle ya. Öyle öyle. Ya süpermarkette çalışmak falan da işkence. Çok odunlara denk gelebiliyorsun. Oraya gelen adamlar 10 tane don alır. Doğrudur tabii ki canım. Efendim sevgili Atom, by the way, Prime'ın avantajıyla aramıza katılmış. Sevgili Atom, çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Berkçim merhabalar, selamlar, hoş geldin. Umarım güzel zaman geçiriyorsundur. Bir save alayım da arada sırada oyun çöküyor. To the woods. Öyle Ahmet'im, öyle öyle. İnsanlarla muhatap olduğun zaman yani çalışmanın en şey yanı, sıkıntılı yanı bencil müşteri tipi. Evet, kesinlikle. Ne kadar destek olsak İngilizce öğrenirsin. Kanka, öğrenebilme imkanım olsa öğrenirim de işte o şeyle olmuyor ya. Çok teşekkür ederim, eksik olma. Zeşkem İngilizce bilsem. Oo, çok iyi oldu bu. Ne oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Kara elfler birlikte olmak güçlü dedi. Adamlar bir araya geldiler usta. Yani biz ne yapacağız? Allah'ını seven surlara dayansın deyip kahinenin mabedinin oraları falan iyice korumaya alacağız abi. Başka hiçbir seçenek kalmadı. Şuradaki orduyu bir götürelim. Vay arkadaş ya, hiçbir yerimiz kalmadı. Herifler her şeyi aldı. Dinozorlu adam gelirse bir şey değil. Bizim diğer orduları da dağıtır bunlar ya. Şuraya doğru gel. Arka kıtaya destek lazım. Wall'un örsünde ne yapılıyor? Wall'un örsüne bir lekesizlik binası basmayalım. Neden? Çünkü daha bizim ana lordun ordusuna okçu basılacak. Güzel, fulledik okçuyu. Lothar'la basılacak bir şey yok. Abi farkındaysanız her yerime sur basmaya çalışıyorum. Niye? Çünkü sürekli her baskında ben yetişemem millete. Güzel, kahinenin mabedine de az kalmış. Lethal grace given for.
Şimdi... Buranın suru yoktur değil mi? Galiba yok. Oğlum çok fazla zombi var lan burada. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence hepsini yeriz ya. Olur yeriz yani bence. Bütün zombilere burada köstürelim mi? Ya Allah. Gelin la gobeller. Ne yapıyorsun? Gel gel, seninle bir alakası yok ya. Vampirleri dövüyorum. Red Dead ve ittifakı olsun. Bizimle savaşmak diyorum. Akıllıca mı sizce? Kim lan, şekül şükül yapma oğlum. Kime şekül yapıyorsun? Kime? Ananı ay. Burada sur varmış. Bana bunu kimse haber vermedi ama bana burada sur olduğunu kimse söylemedi. Sıçtık galiba. Efendim Feelbad Prime'ın avantajıyla aramıza katılmış. Hoş geldin Feelbad. Çok teşekkürler. Çok çok sağ ol. Kötü oldu bu. Sana söyleyeyim, üç kıtada dayak atsınlar da rahatlayayım ya. Kahinenin kılıcını çekerim. Tamam mı aslanım? Herkesi biçerim. Çekerim emaneti, isterim adaleti. Bilerek burayı şeyde bıraktım bu arada. Kapçık ağızlı modunda bıraktım. Onlar üzerime doğru gelirse ben bunların hepsini savunma savaşında yerim ama vampirler surun ardındayken onlara vuramam. Feelbad bu arada çok teşekkürler. Sağ olasın. Abi sende 7 senede gördüğüm en büyük değişkenliklerden birisi, çok sinirlenecek insanlarda bile bazen sinirlenmiyorsun. Sinirlerini bastırmayı bayağı geliştirmişsin. Kanka bence yayınlara gelmiyorsun. Eyvallah daha falor, sağ olasın ya. Yok abi, ben sinir, minik bir sinir hastasıyım yani o konuda. Üzgünüm, keşke bahsettiğin kadar ponçik bir insan olabilsem. Ama yani katıksız bir dal yap şeyim. Var var, ufaktan bir sinir var. Egeciğim hazır mısın bebeğim? Hazırım. Vampir kıçı tekmeleyeceğiz sürtük. Bunun için otomatik şey yapmadım. Vampir kıçı tekmeleyeceğiz. Rej geldi mi hemen 4 harfli konulara girmeniz gerek. Nasıl yani? 4 harfli konular? Anlamadım Royal Dom. Eskiye kıyasla anlamında dedim. Yo yine ben manyağım. Para. Ya öyle şey olabilir mi abi? İnsanın sinirlerini falan şey yapıyor değil mi böyle? Ben ağzıma doğru uzatıyor doları. Ya tabii ki canım. Ege. Bunları öldürtme. Tamam mı annem? Bunları öldür. Tamam. Bunları öldürtme. Bak şimdi senden istediğim bir şey var. Fako, beni dinle. Look at me. Look at me Fako. Bak ben tepeye kurulacağım. Tamam mı? Sen de bekleyeceksin. Bir mevzu olursa kıpraçma artık. Bak bir mevzu olursa, bir mevzu bahis, ben sana ıslık çalacağım, yetiş aslan parçası diye koşacaksın, tamam? Bu kadar. Ejderler beklemek için yapılmış olsaydı kanatları mı olurdu? Ya bu seni hiç alakadar etmez bir kere, tamam mı? Hadi istiyorsan git şu küçük takviyelerini falan ye. Ben sana küstüm. Lan. Çocukların birini hatta getirmeyi unutmuşuz chat. Şimdi arkadaşlar, sizin aklınızda iki soru var. Bir, dayak nedir? İki, nasıl atılır? Bak, zombilerin en güzel yanları nedir biliyor musunuz? Vampir korsanlarla oynamadığınız müddetçe karşıdakiler sadece bir avuç beyinsiz et parçasından ibarettir ve menzilli hasarları yoktur. Yani sizin kurduğunuz bu kuvvetli okçu hattına, kaldı ki tepe avantajımız da var, onların gelebilmesinin herhangi bir imkanı yok. Ani flanklere karşı Ege'de ejderlerle bizi koruduğu için çok rahat bir şekilde bu savaşı kazanacağız. Kaldı ki bu okçular çok çok kuvvetli okçular, muhtemelen yok edecekler. 7. sınıfta çok özgüvensizdim. Restorandaki şekeri bile almaktan utanıyordum. Karakter gelişimi bir yolculuk gibidir dostum. Zamanla kendini keşfedersin. Zamanla kendine duyduğun özgüven artar.
kendini keşfedersin ve daha iyi bir hale gelirsin. Ready. Awaiting orders. Tawa! Oy 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 oy. Oy oy oy. Oy oy oy. Patır patır da. Başkan bunlar yanımıza yanaşamadı bile be. Vallahi bunlar yanımıza yanaşamadı bile. Demek ki arkadaşların full bu ordudan bastırdığı kadar varmış ya. Yeni lütfen çökme. Yarasalara. Abi baksana. Hiç şansları yok lan. Harbiden şansları yok ha. Ve cephaneleri de tükenmiyor kolay kolay. Ha, büyü kötü. Vampirlerde iyi büyü yapar da sıkıntı yok. Efendim sevgili Zweibank, Prime'ın avantajıyla aramıza katılmış. Zweibank'cim çok teşekkürler, sağ olasın. Bu nasıl bir yok etme lan? Tamam beyler, herkes tuttuğunu ateş etsin. Tamam, ora öldü. Egeciğim yardım. Help me please bebeğim. Gel Ero. Merhaba. Şu ejderleri bir sal içlerine yav. Bak şimdi ordu yok edeceğim. Güzel fikir. Bu arada bunlar milli savaşta da iyiler arkadaşlar, yani merak etmeyin. Bu adamlar milli savaşta da iyiler. Aha yakalandın, senin yaptığın taktik ne halta yaradı gibi düşünmeyin abi. Milli'de de iyiler dediğim gibi. Yani diledikleri gibi tanklayabiliyorlar. Ünite yapsak bu kadar kayıp vermezdi. Ne diyorsun be? Yes. March. To battle. My power is yours. Battle ready. Birazcık karşı taraf kalabalık sanki. Evet, 4000 kişi falan varmış. Tamam, sıkıntı yok. Öldüğünüzde bunlar yok olmuyor mu? Ve bütün lordların ölmesi gerekiyor. Bunlar 3 ordu Ege. 3 ordu artı bir garnizonlar. Efendim Tuğra ikinci ayını kutlamış ve selam iyi yayınlar dileğini iletmiş. Selamlar Tuğracığım. Çok teşekkürler desteğin için. Eyvallah. Umarım yani, ikinci ayında keyifli güzel zaman geçirirsin. Şu mu diğer lordu yok? Lordlar var, hayaletler var. Hani. Hadi la babola, hadi la. Hadi la, bir tuttuğunuzu indirin la. Hadi canını yediklerim, hadi. Size bir şey söyleyeyim mi? Bence birkaç tane milli adamlarımız olsaydı burada, bu okçular çok daha rahat odaklanırlardı abi bütün fight'a. Ve çok rahat hallederdik yani her şeyi. Aa, buldum lordlarını. Adamlar yanaşamadan ölür diye düşündük. Yanaştılar ve ölmediler de. Neyse, eğer ölüm kalım olmazsa
Buradan çok yüksek miktarda experience'la çıkacağız abi, orası kesin. Ready. The winds rise. İkisini bir korumaya alın ya. Ashur Prince. Following Ethua. Back. Korkaklar. Eyvahlar olsun ya. Keşke otu yapsaymışsın. Niye peki böyle fazla bir kayıp verdik? Bir şey diyeyim, birazdan ejderhaların da yani zanı azaldığında ben kasırız ama benim olsun. Tamam, orası mesele değil de biz niye bu kadar kayıp verdik ya? Bir şey mi yanlış hesapladık? Abi adamların çok fazla hızlı hareket eden şeyi vardı. Bu sayede hızlı hızlı yanına gelebildiler. Değil mi? O da biraz problem oldu tabi. İntihar saldırısı gibi bir şey oldu. Bundan sağ çıkamayacağız gibi, ne diyorsun? Abi ben de aynı şekilde düşünüyorum ya. Yok ya, şey yaparız. Kazanırız, o kadar da değil. De senin ezderhaları benim bir kaçırmam lazım, yoksa ölecekler. Okçu hattının arkasına kaçır. Öyle yapsam da hemen kasamıyorlar biliyorsun. Bizimkiler de kaçamıyor, sorma. Abi korkaklar savaştan kaçıyor dedi ya, adamlar 8 kişi kalmış, bir zahmet kaçsın. 6. Yakalıyorlar. Buradan kayıp vereceğiz galiba. Buradan mutlaka kayıp vereceğiz. Bizim prensi fena yiyorlar. Gerçi bunlar var ya, hiç anlayışla karşılıyorum abi. Bunlar 100 turdur farmlayan vampir ordusu. Ciddi ciddi bu adamlar 100 turdur farmlıyor. Normalde yani atıyorum ben Bretonya oynasam ya da ben bu vampirlerle oynasam beni Bretonya 3. tur yok ederdi. Bunlar hala farmlıyor abi. Hala yaşıyorlar bir şekilde. Ha, oyunun bozukluğu abi. Oyunun campaign zorluğunun bozukluğu. Ben zaten benim isyancıları gördükten sonra pek olumlu karşılayamıyorum. Abi şey değil mi? Bir tane ezderhan hala kasamadı. Fark ettim, fark ettim. Bizim çocuklar da oraya sıkıyor da oraya doğru. Bir şey fayda etmiyor. Lord'umu da kaçıramadım. 4000 kişiden geriye 800 kaldı ama ya. Sağ olasın Gökmen. Çok teşekkürler iyi oyunlar dileğin için. Sağ olasın. Bak hala gelmiyor Ayzer'a. Tüm kızlara acaba kılıç kalkan mı versem ya? Şu öndekilere kılıç kalkan ver, koş bir. Oğlum sen kodunu indirirsin ya, bunlar bir grup zombi la. Valla 3 tane zombi grubu etrafımızı sarmış. Yok Ege oluyorlar. Senden... Evet evet, yok olmaya başladılar. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun, şükürler olsun. Ama var ya, birileri öyle bir level aldı ki. Aralarında 5. seviyeye falan çıkan var Ege. Ölen olmasın yeter. Galiba ölen yok ya. Şeyler de iyi farmladı ha. Ejderler, ejderler de güzel farmladı. Baksana 224 kill, 159 kill. Ya bilerek savaşı oto yerine elle yaptım. Birazcık zor oldu ama en azından hepsi öldü. Vampirler zaten öldüklerinde kesin ölüyorlar. Geri toparlanma şansları yok. Bir de ayı gibi şey farmladılar. Level farmladılar. Vallahi ölen yok. Yo, var bir tane var. Püh. Bir de 5 level olmuş herifler ya. Tüh. Neyse. Şeyden basarız onlara. Hmm. Bizimkiler de öldüğünde bu arada zombilere mama olarak dönecekler. Oh.
Güzel bir fetih başlangıcıydı bu arada. Güzel bir fetih başlangıcıydı. Senin minerlar bayağı iştahlıymış Ege ya. Bayağı bayağı sana sorun çıkarmaya çalıştılar. Öyle bir save öyle. Alalım. Ops. Drop mu yiyorum? Ha iyi tamam sorun yok. Sorun yok sakiniz gibi. Şey sıra bana gelince bir save alayım. İlerlememiz kaydedilsin ya korunsun. Ya full okçu taktiğiyle burayı yardık. Acaba elimizde piyade olsa daha mı iyi olurdu? Öyle düşünüyorum da çok kalabalıklardı ya. 4000 adamın flankini, sağını, solunu falan filan istesek de tutamazdık. Bence şey yani güzel. Efendim sevgili Royal Noon 112 bit gönderiyor ve mamna diyor. Mamna? Anlamadım. Ha şey Royal Noon ben sana şeyi soracaktım. Şey. Ben sana bir şey soracaktım. Senden görüp aldım oynayamadım dediğin oyun hangisiydi? Tek başıma sarmadı dediğin. Ona geçiş yapalım. Spec Ops The Line mıydı? Judgment mıydı? Ha Judgment. Baba Judgment var ya yüreğimi daraltıyor biliyor musun? Vallahi Judgment yüreğimi daraltıyor ya ağzına tükürdüğümün oyunu. Aa merhaba. Valla ben buradaki şehri de salıyorum abi bu eyalet onların olsun. Şu Overheim'ı tutalım buraya destek gelene kadar. Orayı salacağım şimdilik. Griffon kapısını tiyarlayabiliriz bence. Bu elf kapıları ne kadar tiyarlanırsa o kadar iyi. Buradaki orduyu direkt Overheim'a doğru götüreceğim. Overheim'dakini kasvetli yurt hisarına kaydırırız. Burada zaten Tyrion'un ordu basılıyor. Kahine'nin mabedi güvende. Ki mabedin güçlenmesine de az kaldı. Bu orduya da bir tur yardım edeceğiz. Üçüncü kaç bit atmış? 666. Oo, herkesi muharebede mındar etmişiz ha. Benim Lord da level almış sevgili Akaslan. Ataların gururu, aslanın gururu. Ulu Kartal düşman arayan. Yay efendisine gidip bu... Averlo'nun kızlarına daha fazla mühimmat sağlayacağım. Aynen öyle yapacağım abi. Ya da... Kılıç ustasını fullleyip sonrasında yay efendisine gideceğim. Bana buradan bir kız kardeşlerden ver. Küreselden. Eyvallah. Zaten 3-4 tur oturacağız. Buradan ilerleme şansımız yok. Adamın ordular full basılmış. Buradaki orduyu bir götür bakayım Averheim'a doğru. Ben şeyden çok korkuyorum Ege. Bu kadar dinozorla benim karaya çıkarlarsa ben bunları benim karada da tutamam ki. Ayı oğlu ayılar ya. Benle dertleri neymiş onu hala çözemedim ya. Barış yapabildin mi sen bunlarla? Ya. Yapmıyorlar mı? Yo hala bana sövüyorlar. Allah Allah dertleri neymiş ki? Vallahi ya. Dur hemen turu salmadan bir save alayım şurada. Çünkü biliyorsun oyun bizim her şeyi mındar edebiliyor. Hoş geldin Dragon Demir merhabalar. Drop 10 saniye olursa yazın, 1-2 saniye olursa yazmayın. Arkadaşlar drop dediğiniz şey benim bilgisayarın anası ağlıyor. Yani işlemcinin falan. Ondan dolayı... oluyor agacım, oluyor. Oluyor, yapacak bir şey yok yani. Şey, oyun detaylı olduğundan zaman ilerledikçe oyunda EU4, Hearts of Iron 4 gibi düşünün. Zor tartıyor. Ne yapabiliriz peki? Grafikleri falan kısamıyoruz. Okey, sıkıntı yok. Ben save'imi aldım. Turu Ege'ye saldım. Kamera kaymış. Nereye? Ha tamam düzelttim. Selamlar Mr. Teo. Sağ olasın. Sen nasılsın? Ay yeter yeter. Oğlum bu orklar senin her yere vurup duruyor. Ya abi bir tane ordu kasırdı aradan. İsme girdi. İçeride düzgün ordum yok. Öyle tık tık alıyor. Ben de onun başkentine kadar başkentini zaten aldım. O çok sinir bozucu ya. Kendi ülkesini koruyacağına gelip benim ülkedeki şeylere saldırıyor.
Hocam ekran kartına değil CPU'ya yükleniyor işlemleri yaparken ondan oluyordur. Doğrudur efendim, bilemiyorum tam olarak. Ben yayını ekran kartından mı veriyorum? Anakarttan mı veriyorum? Ne boktan veriyorum? İnanın bilmiyorum. Tabii ki canım, lahmacun güzel nimet. Afiyet olsun da Alpha Lord. Sağ olasın Mr. Teo. Nesquy, merhabalar, hoş geldin. Otomatik değil mi? Bak sen, bir ben alıyorum. Senin Lord 30 level olmuş kapışmaktan. 30. Ya, 30 tekme demekten. 30 level lan. Abo. 31 oldu sizi. Yok, oyunları genellikle tabii ki GeForce Now'ı takip ediyorum da, GeForce Now üzerinden oynamayı tercih ediyorum ama GeForce Now hizmetinde yoksa şayet kendi bilgisayarımdan oynuyorum. Yani birçok oyun kendi bilgisayarımda, birçoğu GeForce Now'da. Şimdi GeForce Now'ın bir debuff'ı şu. Arzu etsen dahi Türkçe yama kuramıyorsun. Yani oyunun kendiliğinden Türkçe olması gerekiyor. Bu bağlamda kendiliğinden Türkçe olmayan ve yama gereken oyunları mecburen şeyde oynuyorsun. Kendi bilgisayarında oynuyorsun. Oğlum buralar çok tehlikeli ya. Yani buradaki açmazı ne kesecek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu orduyu Kasvetli Yurt Hisarı'na götüreceğim. Şu yeni gelen ordu Averheim'a park edecek. Bu iki noktayı tutacağız adamlar gelmesinler diye. Bu iki noktada savunma yapacağız iki yerleşim yerinde. Buraların ilerlemesini açacak şey ise şu sevgili dostlar. Yani burayı taşıyıp bir şekilde elf diyarı yapacak hamlede şu olacak. Buradaki ejderhalı arkadaştaki ejder birliği sayısını 10'dan 15'e yükselteceğim. 15 tane ejderha ile gidip adamların ağzını dağıtacağız. Yani aşağıdan dalacağız bunlara şu göt kısmından. Ay abidesinin oradan vura 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 yok edeceğiz yani. Başka bir seçenek gelmiyor kulağıma. Herakles'im hoş geldin canım. Aleykümselam. Far Cry 4 oynamadık. Hayır, dün Spec Ops The Line oynadık. Haritayı gösterebilirim tabii ki. Haritada şöyle. Ben Elf Diyarı'nı aldım. Ege Elf Diyarı'nın bir parçasında. Sonrasında ise Kara Elflerin oraya çıktık. Kara Elfler neredeyse bitmişken şey yaptılar. Pakt imzaladılar ve başıma bela olmaya geliyorlar sürekli sürekli. Kahinenin mabedi elimde. Kahinenin kılıcı isimli o lanetli kılıcı kimsenin kullanmamasını sağlıyorum. Yürü Kasvetli Yurt Hisarı'na. Sen de yürü Averheim'a. Averheim'dan yana bir sıkıntım yok. Arnheim'den, pardon, Averheim deyip duruyorum. Arnheim'den yana bir sıkıntım yok çünkü burası oldukça fazla üniteyle korunuyor ve sur var. Sur varsa bunların dinozorları işlevsiz demektir. Gerçi kapıdan girip ağzımıza tükürebilirler de neyse. Abi daha dinozorlar kapıyı iyi kırmıyor mu? Yok ederler bu arada kapıyı. Şimdi bu elemanı nereye koymak mantıklı olur? Kahinenin mabedini koruyan var, kenarları koruyan var. Ejderhalı orduyu götürüp şey yapacağız. Bucaksız şehrin oralarda dinlenelim bu orduyla. Full okçu ordusu ama iyi iş yapıyor ha. Ejderhalı kardeşi de eve geri götürelim. Buralar ne alemde? Asker alma devam ediyor. Ordular kendilerini toparlıyor. Peki. Buradan gidip vampirlerin diğer diyarını da alacağım da. Oo, Linosa'da falan sur yok galiba. Yo, sur var. Yerleşim yerinde sur var da. O kadar tehlikeli bir şey değil. Okey. Her yere salça olduğum için şu an her yerden bela var biliyor musun? Her yerden bela, musibet. Ege'cim ben hemen bir bölüm arası vereyim. Lavaboya gideyim, geleyim, gelince devam edelim. Olur mu? Olur. Tamam.